Evet dostlar, bugün size Viyana Havaalanı'ndan Viyana'ya nasıl gelinir onu anlatmaya çalışacağım. Normalde biz mesela değişik yerlere gittiğimizde her zaman kafamızda biraz soru işareti oluyordu. Acaba en kısa yoldan nasıl gidebiliriz, nasıl gelebiliriz? Bugün ben Viyana'ya gelecek olan dostlar için kısa bir anlatım yapmak istiyorum. Viyana Havaalanı'na gideceğim şimdi. Viyana Havaalanı'ndan Viyana içine nasıl gelinir? Size onları anlatmaya çalışacağım. İyi seyirler. Evet dostlar, havaalanına geldik. Size kapıyı göstereyim. Bu kapıdan çıkacaksınız. Sonra sağdan devam edin. Sağdan devam edeceksiniz. İki çeşit tren var. Biri Avusturya demir yollarının. Bir diğeri özel bir şirket, CAT diye. O bana pahalı geliyor. Ben genelde Avusturya demir yollarını tercih ediyorum. Bu yeşil olan ekspres 16 dakikada gidiyor diyor ama diğeriyle arasında 12-13 dakika fark ediyor en fazla. Bu da ÖBB yani Avusturya demir yollarını. Buradan aşağıdan devam edeceksiniz. Size bilet almayı da göstereceğim. Orası çok kalabalıktı. Aşağıdan daha sakin, daha tena oluyor aşağısı. Oradan gösteririm. Haberiniz olsun en azından. Orada sıra beklemenize gerek kalmaz. Aşağıda görüşürüz. Çetin makinesine geldik. Bakalım ne kadarmış fiyatı. Çet single ticket. Yani 14.90. 14.90. Şimdi buraya bakalım. Ben bilet alacağım zaten. Çıkalım. Şimdi ben Viyana biletim olduğundan dolayı sadece sınır, Viyana sınırına kadar alacağım. Evet. Burası sınıra kadar demek. 11.19. Saat kaç? Tamam. 11.19 biletini alayım. Ödememizi yapalım. Bu sadece 1.90. Benim yıllık biletim olduğundan dolayı bunu aldım. Öbür türlü bakayım ne kadar Viyana ile birlikte. Yani siz geldiniz mi? Eğer ki günlük, 2 günlük, 3 günlük ya da 1 haftalık bilet almazsanız Viyana'ya 4.30 ödeyeceksiniz. Daha sonra Viyana için ama tekrardan gezerken bilet almak zorundasınız. Eğer 3 gün kalacaksanız 72 saatlik biletler var. Onlardan satın alabilirsiniz ya da 1 hafta kalacaksanız 7 günlük, 1 haftalık biletler var. Bakalım trenimiz gelsin. Tekrardan görüşürüz. Eğer ki Viyana'ya gitmeyecekseniz burada mesela diğer yerlere, diğer şehirlere giden trenler de var. Oralara yani bu ekrandan bakabilirsiniz.
saatleri, nereye gideceği yazıyor. Şunlar trenin kodu. Biz S7'ye bineceğiz. 11-19 şurada. Landataya. Daha zamanımız var. Tabii ki sağ taraf trene, sol tarafta otobüslere gidiyor. Ama otobüsleri genelde tavsiye etmem ya. Ne bileyim, benim işime gelmiyor. Tren daha konforlu, daha rahat. Otobüs trenden biraz daha pahalı. Yani çok bir büyük bir fark yok ama yani bir de otobüs duraklarını karıştırabilirsiniz. İşte Bratislava'ya giden otobüs var. Vinmitte'ye giden var. Kagran'a giden var. Vinanonstadt'a giden var. Hani karışıklık olmasını istemiyorsanız benim tavsiyem tren. Tren en güzeli. Mesela otobüs fiyatına da bakalım. Otobüs ne kadar? Evet. Flughafen Wien diyelim. Burada. Bir kişi 9.50. Eğer ki gidiş geliş alırsanız 16. Bir aylık alırsanız da 100 euro. Bir ay kullanabiliyorsunuz yani bunu gidiş geliş olarak. Bu Viyana için geçerli. Bratislava'nın bilmiyorum, bakalım Bratislava'ya. Burada sadece Viyana varmış. Taksiler de var burada. Taksilere de binebilirsiniz. Eğer 4 kişilik bir aileyseniz taksiyle de yolculuk yapabilirsiniz. Eğer chat ya da trenle gideceğinize taksiye binip aynı paraya denk gelebilir ama tekseniz tren yolculuğunu tavsiye ederim size. Bu gelen otobüs shuttle bus. Az ileride park, araba parkı var. Yani oraya arabanızı park edip bu shuttle busla ücretsiz olarak da bir havaalanına gelebilirsiniz tabii ki. Parkplatz burası. Yani park yeri. Burası saati yaklaşık 5 euro 50 cent olması gerekiyor. Eğer aceleniz yoksa burada yemek yiyebilirsiniz. Burger King var. Burger King dışarıdaki Burger King'le aynı fiyat. Yani herhangi bir fiyat değişikliği yok. Market var burada. İçecek alabilirsiniz. O da aynı fiyattır. Hani ekstra pahalı değil burası. Bizim Türkiye'deki havaalanları gibi değil. Fiyatlar sabit diyebilirim. Market ve Burger King'ler. Diğer restoranları bilmiyorum. Restoranları pek kullanmadım. Ama market, Burger King, McDonald's, eczane, bunlar dışarıyla aynı fiyat. Fiyatlarda bir değişiklik yok. Hatta bakayım, eğer sıra yoksa Burger King'deki fiyatı gösterebilirim size. Mesela şöyle. Şimdi neymiş? Ring Whopper 6 euro. Ve Whopper Junior 5. Steakhouse 7.70. 8.40. 8 XL XXL. Extra long 7.40. Bunlar Viyana ile aynı fiyat diyebilirim size. Burada villa var. Bu market. Yani dışarıdaki villa suyu 1 euroya satıyorsa burası da 1 euroya satıyor. Makineler var. Makinelerde fiyat tabii değişiklik gösterebilir. Makineye mesela 33'e basalım ne kadarmış su? 2 euro. Yani burada atıştırmalıklar var. Mesela şu ekmek 32. 32 ne kadar mı? 3 euro. 5.
1.70'te şu çikolata. Evet, şimdi yani burası çıkış olduğu için gezilecek başka bir yer yok. Bir dahaki yolculuğumda gidiş kısmını da çekerim size. Oraları da gösteririm. Şimdilik trenimize gidelim. Biraz da trenden gösteririm size çevreyi. Birazdan görüşürüz. Trenimiz geldi. Trenimize bineceğiz. Evet dostlar, trene bindik. Şimdi yaklaşık 4 dakikamız var kalkmak için. Şöyle koltuktan görünüyor. Köprünün öbür tarafı Şivekat, sağ tarafı da Wien, Viyana. Çet tren de buraya geliyor. Ya. Kaç? 19 geçebildik. 45 geçe buradayız. Yani bu çet trenle arabada çok da zaman farkı olmadı. 19 geçebildik şu an. 45 geçiyor. Yani ona verilecek para değer değmez. Siz karar verin. Şimdi ben bu durakta ineceğim. Durakta işte yanında. Oradan da metroya bineceğim. Burada iniyoruz. Burası Prateştiyan. 1 Mayıs'ta açılıyor.
Artık bir kere de buna bindiğimde size bir video çekerim. 1 Mayıs'ta açılacak burası. Yani sezon 1 Mayıs'ta açılıyor her zaman. Luna Park. Viyana'nın Luna Park'ı. O havaalanında gösterdiğim marketle bu market aynı market. Yani orayla burayla aynı fiyat. Bir fiyat değişikliği olmuyor genelde. Şimdi buradan indik. Metromuza yürüyoruz. Evet dostlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. En güzel geziler sizin olsun.